Kanal İstanbul bir ihanet projesi değil, bir cinayet projesidir. Ne yazık ki bir cinayet projesidir. 16 milyonun varlığına, 82 milyonun güvenliğine yönelik bir felaket projesidir. Evet, altını çiziyorum, felaket projesidir. Kimlere ne söz verilmiş olursa olsun, kimlere ne rant vaat edilmiş olursa olsun, derhal vazgeçilmelidir. Derhal, hemen. Bilimsel gerçekleri ve önemli kamu kurumlarının ortaya koyduğu dayanakları tek tek sıralayacağım. Tümüyle resmi raporlar üzerinden, Kanal İstanbul projesinden çekilmemizin dayanağı olan ve projenin ülkemiz için barındırdığı en önemli, en ciddi 15 tehdidi, 15 madde halinde sizlere anlatmaya vaktimiz el verdikçe çalışacağım. Kanal İstanbul demek, değerli hemşehrilerim, susuzluğa mahkumiyet demektir. 8500 yıldır var olan İstanbul, sonsuza kadar yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kaybedecek, nokta. Projenin getirdiği en büyük tehlike, Terkos Gölü'ne karışacak olan tuzlu su. Evet, karışacak tuzlu su ile gölün ebediyen su kaynağı sıfatını yitirecek olması önemli bir ihtimalidir. Önemli bir ihtimalidir. Proje ile Sazlıdere Barajı da devre dışı kalacak. Önemli bir havza, önemli bir su toplama havzası. Bakın, bir milli yatırım olarak, gerçek milli yatırım olarak değeri 2 milyar lira, yani 2 katrilyon liranın üzerinde olan Sazlıdere Barajı'ndan bahsediyorum. Ayrıca kayalardaki çatlak ve kırıklar sondajla da belirlenemez, tespit edilemez. Bu çatlaklardan Kanal İstanbul'un tuzlu suyu Terkos'a girer ve Terkos su kaynağı olmaktan çıkar. Bir başka husus, strateji ve güvenlik çerçevesinde de durum bir felakettir. Bu bir başka madde. İnşa edilecek olan kanal güzergahı acil eylem planı çerçevesinde saklı stratejik rezerv alanıdır. Çok önemli, bakın. Yeraltı sularına tuzlu su karışma ihtimaliyle her konuyu düşünmek zorundadır devlet. Her ortamı, her atmosferi. Savaş ve doğal afetlerde yüzey suları kullanılmayacak durumda olabilir diyor. Önemli bir tehdit anı. Bu durumda stratejik rezerv alan olan yeraltı sularını kaybetme riskiyle de karşı karşıyayız. Kanal İstanbul demek kesinlikle deprem riskini tetiklemek demektir. Deprem İstanbul'un en önemli konularından birisi, belki birincisi. Zaten tek başına şu milyarlarca liralık yatırım konuşuluyor ya, İstanbul'a ihanetin ötesinde cinayet denmenin bir başka sebebi de böyle bir öncelik dururken, on binlerce binanın riskli bina olduğu İstanbul'da milyonlarca insanın can kaybı kapıda beklerken bunu konuşmak ve tartışmak bile cinayet. Küçükçekmece Gölü'nden 3 sığ fay hattı geçiyor. Tabii yani ne diyeyim, öyle raporlara, öyle gecelik değişiklikler yapılıyor ki fay hattını değiştirdik de diyebilir merkezi hükümet. Nereden geçtiğini değiştirdik diye bir açıklama gelebilir yarın. Tarihsel dönem ve 120 yıllık veri incelendiğinde kanal güzergahı boyunca yapılacak yapılaşma insan yaşamı için, İstanbul'daki milyonlarca insanımız için büyük bir risk taşıyor. Yeryüzü ve yeraltı gerilme dengelerini bozacağını söylüyor. Çok net. Büyük bir tehdit. İnşaat ile ortaya çıkacak aşırı yüklemelerin yeni depremleri davet edebileceğini, depremlerin şiddetini arttıracağını söylüyor. 631 bin metrekarelik denize dolgu ile konteyner limanı yapılacak. Bu liman da risk altında. Neden? Olası Büyük İstanbul depreminin 6 metre yüksekliğinde dalgalar yaratacağı konusunda simülasyonlar var. Bilim insanlarınca ortaya konuyor. Bunu biz söylemiyoruz. Tsunami ile o limanda sular altında kalacak. Kanal İstanbul ne demek?
Kanal İstanbul demek İstanbul'un doğasını sonsuza kadar katletmek demek. Bakın net. Kanal İstanbul demek İstanbul'un doğasını sonsuza kadar katletmek demek. Hem de katrilyonlar harcayarak, kendi paramızı, milli paramızı, geleceğimizi harcayarak katletmek demek. Kanalın etrafında 50 katlı, 60 katlı, bazılarının katını sayamadığımız dev gökdelenler dizi dizi dizilmişler. Sanki bölgede yapılaşma olmayacakmış gibi bir rapor hazırlanmış. İnşa edilecek kanal çerçevesindeki yapılaşma kısa zamanda sıcaklık, nem, rüzgar rejimini değiştirecek. İstanbul'un hava koşullarının sadece 25-30 yılda nasıl değiştiğini hepimiz gözlemliyoruz. Artan nüfustan, artan yapılaşmadan dolayı. Kanal İstanbul projesiyle, projenin inşaatıyla ya 23 milyon metrekare orman alanı. 23 milyon metrekare. 45 kilometre uzunluğunda ve ortalama 150 metre genişliğinde 136 milyon metrekarelik çok verimli tarım ve orman alanı sonsuza kadar ortadan kaldırılmış oldu. Değerli hemşehrilerim, yok olacak ormanlık ve sulak alanlar, yaban hayvanlarının yuvası, bu kentin balığından kuşuna, yaban hayvanlarından bitkisine sahip çıkmazsak hayatta kalabilir miyiz zannediyorsunuz? Kanal İstanbul demek İstanbul'un tarihini talan etmek demektir. Tarihini. Boğaz trafiği ile ilgili olarak da dikkatinizi çekmek isterim. ÇED başvuru dosyasında Boğaz trafiğinde iddia edildiği gibi yıllara göre bir artış yok. Yok. Tam tersine özellikle son 10 yılda kayda değer bir azalıştan bahsediliyor. 17 milyon metrekarelik sit alanı Kanal İstanbul'da etkilenmektedir. 17 milyon metrekare. Ya 10 dönüm, 20 dönüm değil ha. 10 milyon, 17 milyon metrekare sayıyoruz ya, 135 milyon tarım alanı diyoruz. İşte orman alan diyoruz. 17 milyon metrekarede sit alanından bahsediyor. Kanal İstanbul demek 82 milyonun çok önemli. Tabii ki bütün anlattıklarımızın yanında para pul ölçülemez ama bugün canımız yanıyor ve bugün İstanbul'un, Türkiye'nin ekonomiyle olan sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. 82 milyonun sırtına en az 110 milyar liralık yeni vergi yükü bindirmek demektir kanal. Kanal İstanbul demek Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına 35 milyarlık lüzumsuz maliyet yükleme çabası demek. Gelir rüyası görmek demek. Bildiğiniz gelir rüyası. Hani rüyayı yatıp koyunları saymak vardır ya, onun gibi bir şey. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli İstanbullular, çok değerli vatandaşlarımız, bu konu hassas bir konu. Devlet, kamu yönetimi, bilimin, aklın neresinde kaldığının geldiği en trajik noktadayız.